Çocuklar, benim adım Mimoza, 6 senedir Barcelona'da yaşıyorum ve bu kanalımda sizlerle yediklerimi, içtiklerimi, gezdiklerimi, gördüklerimi ve deneyimlerimi paylaşıyorum. Şu konu aklıma geldi ki bu bana çok sorulan bir soru gerçekten, hem Instagram'dan hem YouTube'dan. YouTube'da takip ettiğim kanallar var. Bir YouTube izleyicisiyim ve yeni YouTube izleyicisi oldum bu arada. Yani galiba karantinaya girdikten sonra böyle hakikaten oturup YouTube'da güzel kanallar ve videolar keşfetmeye başladım. Ama açıkçası şunu söyleyeyim. Vlog çeken, yani böyle hani bugünün vlogu, işte bugün kalktım, şunu yaptım, bunu yaptım, alışverişe gittim, işte maniküre gittim falan gibi vloglardan çok sıkılıyorum. Onları bazen böyle boş, hani yemek yerken falan boş bir şey izlemek istiyorsam o tür izlediğim vloglar var ama onları aşırı geçe geçe izliyorum. Bu videoda bahsedeceğim vloglar öyle vloglar değil aslında. Daha çok böyle içi dolu dolu olan kanallar, bir şeyler öğrendiğim kanallar, kendimi bir şekilde geliştirdiğim kanallar. Aslına baktığınızda daha çok kişisel gelişimle ilgili kanallar takip ediyormuşum. Ben de buraya liste çıkartınca fark ettim. Dilerseniz çok uzatmadan sizle en sevdiğim YouTube kanallarını ve kişilerini ve videoları paylaşayım. Eğer beni hala YouTube'da takip etmiyorsanız bu arada lütfen ederseniz çok sevinirim. Abone olup bu videoyu like edip altına yorum yazarsanız dünyanın en mutlu insanı yaparsınız beni. Şöyle ayırdım ikiye. Bir İngilizce kanallar, bir de Türkçe kanallar. Açıkçası ben daha çok İngilizce kanallar takip ediyorum. Eğer İngilizceniz yoksa birincisi bir an önce İngilizce öğrenmenizi gerçekten öneririm. Çünkü bir başka dil bilmek, İngilizce bilmek özellikle size çok geniş alanlar ve evrenler açacak ve çok daha fazla şey öğrenip çok daha fazla şekilde kendinizi geliştirebileceğinizi düşünüyorum. Eğer bilmiyorsanız problem değil. Videonun ikinci kısmında Türkçe kanalları paylaşacağım. Orada Türkçeleri dinleyebilirsiniz. Çok uzun uzun anlatmayacağım kanalları çünkü çok fazla var önümde. O yüzden hızlı hızlı başlıyoruz. I'm Jaded Jade. I'm Jaded Jade. Jade diye İngiliz bir kız. İngiliz olmasından ötürü zaten birincisi çok seviyorum kendisini. Benden küçük bir kız, üniversite öğrencisi. Aslında bu kız böyle YouTube'da işte nasıl ders çalışılır, en efektif ezberleme metotları falan gibi videolar yapmaya başlamış. Ondan sonra işte çekim yasası, yoga, spiritüellik gibi konulara değindiği videoları da var. Çok tatlı bir kız. Çok şey öğrendiğim bir kız. Gerçekten bir şey bahsederken böyle onu işte nereden öğrendiğini söylüyor, okuduğu kitapları paylaşıyor. Okuduğu üniversitede farklı bir program yapıyor. Bu programda böyle neredeyse her dönem mi, her sene mi ne farklı bir şehirde yaşaması gerekiyor. O yüzden sürekli böyle farklı şehirde yaşıyor ve nasıl o şehre adapte olduğunu anlatıyor. Kore'de yaşadı, Berlin'de yaşıyor filan falan. Hep bu farklı kültürleri karşılaştırıyor. Çok tatlı. Kesinlikle tavsiye ediyorum izlemenizi. Hem de İngilizcenizi geliştirsiniz çünkü çok güzel British English konuşuyor kız. İkincisi Hitomi Mochizuki. Doğru söylediğimi umut ediyorum. Bu kız çok hayranım kendisine. Çok spiritüel bir kız. Çok hayatında çok zorluklardan geçmiş, zor dönemlerden geçmiş. İşte kendini öldürmeyi düşünmüş, depresyonlara girmiş vesaire. Bunları da anlattığı bir videosu var ayrıca bütün bu hikayesini ama kanalında hem spiritüellikle ilgili, hem cinsellikle ilgili, hem kişisel gelişimle ilgili, yoga ile ilgili, seksle ilgili farklı farklı böyle ama inanılmaz bir enerjisi var kızın ve böyle kendisini inanılmaz dinletiyor. Çok güzel bir kız bir de. O yüzden bayılıyorum kıza. İşte ormanlara gidiyor, doğada yürüyüşler yapıyor, kamplar yapıyor falan filan. Takip etmenizi öneririm. Nathaniel Drew. Nathaniel Drew zaten ben Instagram'da sizle çok paylaşıyorum. Yani izlerken böyle sürekli storylerden paylaşmışımdır. İllaki görmüşsünüzdür. Nathaniel böyle yani YouTube'da profesyonel kısa filmler yapmaya başladı resmen. Bu kadar profesyonel değildi videoları. İnanılmaz görüntüler çekiyor. Drone'la, kameralarla inanılmaz görüntüler çekiyor. Bazen bu görüntüler birazcık yoruyor. Çünkü hem çok detaylı konuşuyor, çok detaylı konular anlatıyor. Hayatla ilgili, arkadaşlıkla ilgili, farklı kültürlerle ilgili, işte çok fazla dil konuşuyor. Dilleri karşılaştırdığı videolar yapıyor. Genel kültür yani kanalı. İşte böyle mesela ünlülerin ya da tarihteki başarılı insanların günlük rutinlerini deniyor. Ve işte o rutinlerden neler öğrendiğini paylaşıyor. İşte atıyorum Albert Einstein'ın günlük rutinini yapıyor bir ay boyunca. Onu paylaşıyor.
çalışıyor ya da işte küçük challenge'lar yapıyor. Ve bunların sonunda böyle neler öğrendiğini vesaire paylaşıyor ama felsefede paylaşıyor, psikolojik konularda paylaşıyor. İnanılmaz bir çocuk. Dediğim gibi birazcık görüntülerle konuşması artık yormaya başladı. Çünkü çok iyi, çok fazla görüntüsü var. Çok içerikli şeyler anlatıyor. O yüzden bazen aslında dinlemeyi tercih etmeye başladım. Ama mesela geçen gün şey yaptığı video çok hoşuma gitti. Nice'te, Fransa'da, sokakta, daha doğrusu herkese gidiyor, soruyor. Diyor ki benimle bir macera yaşamaya var mısın? Böyle bir soru soruyor. Bir sürü kişi hayır diyor. Üç kişi de evet diyor. Üç genç. Onlarla beraber Nice'te Michelin yıldızlı bir restorana gidip yemek yiyor. Ama oraya gidene kadar onlara aslında bu sürprizin, bu maceranın o restoranda yemek yemek olduğunu söylemiyor. Çok tatlı. Diyor ki yani hiç tanımadığın 3 kişiyle işte 3 saat sonra yemek üzerinden hani bir sofrada oturarak beraber ne kadar yakınlaşabilir aslında insan, bunu gösteriyor. Nathaniel'ın bir de No Backup Plan diye ikinci bir kanalı var. Bu ana kanalında ne kadar profesyonel videolar paylaşıyorsa Backup Plan'de birazcık daha relax videolar paylaşmaya çalışıyor. O kanalını da çok seviyorum. Mutlaka takip edin. Ali Abdal zaten yaklaşık 2 senedir falan takip ettiğim bir çocuk. Aslında bu çocuk da doktorluk okuyordu Cambridge'de. O da üniversitedeki deneyimlerini, işte ders çalışma metodlarını, ezberleme metodlarını, aynı işte Jade gibi paylaşıyormuş. Ondan sonra işte doktor oluyor vesaire. Şimdi en son o kadar artık bu YouTube işini iş haline getirdi ki doktorluğu bıraktığını açıkladı ve tamamen full time YouTube'a yükleneceğini açıkladı. Aslında çocuğun kanalının ana konusu productivity, yani üretkenlik ve verimlilik. Bütün aklınıza gelebilecek her şey, işte hatta insanlar ona dalga geçmeye başladı. Artık nasıl verimli bir şekilde uyunur falan diyeceksin diye korkuyorum falan yazmaya başladı insanlar. Çünkü işte nasıl verimli bir şekilde ders çalışılır, nasıl verimli bir şekilde spor yapılır, böyle bütün konuları aslında bunlar üzerine. Ama kanalında tavsiye ettiği kitaplardan okudum, teorileri araştırdım vesaire. Gerçekten çok içi dolu bir çocuk. İşte nasıl para kazandığını paylaşıyor, hangi yatırım alanlarına ne kadar para koyduğunu paylaşıyor. Çok bu konularda da açık. Hani böyle birazcık her şeyden var kanalında. Damon Dominic, bu çocuk aşırı komik bir çocuk. Bayılıyorum bu çocuğa. Çocuk zannediyorum Fransız mı? Amerikalı da olabilir. Ama Fransız da olabilir. Çok emin değilim. Çünkü iki dili de çok iyi konuşuyor. Paris'te yaşıyor. Ama o da aynen böyle geçmişte bir sürü şehirde yaşamış. Çok seyahat etmiş. Seyahat vlogları. Hatta bu çocuk Joe diye bir kız var. Not Your Average Joe diye bir kanalı var. O kızı da çok seviyorum. Bu ikisi eskiden beraber kanalları varmış. Sonra küsmüşler. Bir olaylar olmuş. Bir şeyler olmuş. Ayrılmışlar. Şimdi ikisinin de kendi ayrı kanalı var. Damon aşırı gay ve aşırı komik bir çocuk ve böyle işte Paris'teki hayatını paylaşıyor. Red Wine Talks diye bir şey yapıyor. İşte arkadaşlarıyla kırmızı şarap içerek sohbet ediyor ama böyle hayattan, işte arkadaşlıktan, aşktan, her şeyden. Ne ki aklıma gelmiyor şu anda ama o kadar tatlı ki ve böyle çok izlettiriyor kendini. Videoları da böyle çok hani hiç yavaş değil, hiç geçerek izlemiyorum Damon'un videolarını, yani böyle bayağı baştan sona izliyorum. Çok başarılı editlere, kurgulara. Kesinlikle bakın sayfasına Damon'un da. Heinz'i yeni keşfettim. Aşırı spiritüel, aşırı böyle bir adam. Sürekli önünde bir yeşil çay var. Palo Santo'sunu yakıyor sürekli ve yeşil çay içerek size koçluk yapıyor. Konuşuyor, hayattan konuşuyor böyle. Kendinizi kötü hissediyorsanız ne yapmanız lazım? İşte olumlamalar, çekim yasası oldu tabii ki. Evrenin işleyişi ve bizim evrendeki yerimiz vesaire gibi böyle inanılmaz güzel videolar yapıyor. Hep masa başı konuşarak, daha çok podcast gibi izlemenize gerek yok aslında çoğu videosunu. Hani dinlemek de olabilir. Hatta zaten Spotify'da şey de var, podcast'ı da var. Çok seviyorum. Chloe Kian, çok uzun zamandır takip ettiğim bir kız. İsviçre'de yaşıyor yine galiba. İsviçre'di galiba kız. Bu da aşırı böyle yoga, işte kitaplar, spiritüellik ama daha çok böyle doğa, işte vegan yemekler vesaire, böyle bir kız. İki kanalı var, hem Fransızca kanalı var. Eğer aranızda Fransızca öğrenen varsa Fransızca yaptığı videoları da izleyebilir. Bir de normal İngilizce videolar paylaştığı kanalı var. Videoları böyle çok minimalist, çok temiz, çok güzel kurgular yapıyor. Hoşuma gidiyor yani izlemesi, bir şey öğrenmesem de hoşuma gidiyor izlemesi. Bir de bu kızın işte sevgilisi var şimdi, Rose. Rose'la da ben geçen gün böyle bir grup koçluk seansı yaptı, ona katıldım.
koçluk yapıyor insanlara. O çocuğu da Instagram'dan takip edebilirsiniz. O da böyle çok güzel şeyler paylaşıyor. Videolar paylaşıyor, sözler paylaşıyor vesaire. Chloe ile Ross, ikisi çok seviyorum. Claudia Slowski. Claudia şeyin sevgilisi. Billie Eilish'in kardeşi var, gitarcı çocuk. Çocuğun adı ne? Asla bilmiyorum çocuğun adını. Çocuğun sevgilisi. Çok güzel bir kız, hoşuma gidiyor. Çok böyle cildi, saçları falan çok güzel. Gereksiz bir bilgi ama bu kız vloglar paylaşıyor. Fakat bu kızın vlogları gerçekten çok güzel. Hani demin dedim ya, geçerek izliyorum böyle bugün ne yaptım videolarını. Aslında kızın vlogları birazcık öyle, hani hayatından kesitler şeklinde. Ama hep böyle bir şeyler anlatıyor, bir şeyler öğretiyor. Yani bir hayatta size bir katkısı oluyor böyle. Çok boş konuşmuyor yani ve çok güzel kurguluyor videolarını. Çok güzel şeyler çekiyor. O yüzden o kızdan da çok hoşlanıyorum. Radhi'yi her yerden takip ediyorum. Mümkün olabilecek her platformdan takip ediyorum. Radhi, Jay Shetty'nin karısı. Jay Shetty'nin podcast'ı. En sevdiğim podcast'ı zaten. Radhi bence benim Hintli versiyonum. Radhi de inanılmaz pozitif bir kız. Çok güler yüzlü, çok enerjik. Aynı benim böyle meraklı olduğum konulara meraklı tabii ki, ama yani o Hintli ve aşırı meditasyon, aşırı işte nefes çalışması, aşırı yoga falan böyle bir kız. Ama inanılmaz pozitif ve inanılmaz eğlenceli bir kız. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan lütfen takip edin kızı. Benim kanalımı seviyorsanız kıza bayılmamanız imkansız yani. Strutless yeni bir keşfim. Strutless'taki çocuk böyle aşırı punk, dövmeli, yaramaz bir çocuk. Tasarımcı yani, bir şeyler çiziyor, animasyonlar çiziyor vesaire. Zaten videoları da çok öyle, kendi çizimleriyle yaptığı videolar. Ama o da böyle işte motivasyonla ilgili konuşuyor, yaratıcılıkla ilgili konuşuyor. Nasıl daha yaratıcı olunabilir vesaire gibi videolar yapıyor. Çöküşte olduğunuz dönemlerde nasıl tekrar işte ayağa kalkılır videoları yapıyor falan. Ama çok bam 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 videoları, böyle hani çok her şeyi takır tukur söylüyor. Çok güzel onları böyle illüstrasyonlarla anlatıyor. Ve hakikaten çok şey öğreniyorum çocuğun videolarından. Aşırı çok şey öğreniyorum gerçekten. Hani hayatımızı nasıl daha iyi yaşayabilirizle ilgili çok güzel videoları var. Kesinlikle öneriyorum. Lee Harris. Lee Harris'i şu kişilere önereceğim. Lee Harris bir şey, psychic. Yani böyle işte enerjileri falan gören bir adam. Evrendeki işte geleceği gören falan bir adam. O adam her ay başında... O ay işte nasıl bir ay olacak? Hepimizi neler bekliyor? İşte nasıl davranmalıyız? Bu tarz şeylere inananlar ve meraklıları varsa Lee Harris'i takip edebilir YouTube'da. Sonuncusu da Top Joe. Top Joe inanılmaz bir kanal. İki tane çocuk. İngiliz tabii ki. Bayılıyoruz İngilizlere. Böyle geri gittim kanallarında eskiden nasılmış videoları diye. Çünkü şu anki videoları inanılmaz. Yani kurgusu inanılmaz. Hiç sıkıcı değil. Konuları şu. Farklı farklı şehirlerde, daha çok Londra'da, Londra'da yaşadıkları için ama farklı şehirlerde restoranlar geziyorlar. Ve böyle işte atıyorum Budapeşte'nin en iyi 5 restoranı. Ya da işte Londra'da bu sene açılan en iyi 5 restoran. Saçma sapan yerlerde de var. Şey, mesela şey Liverpool'a gitmişler. Liverpool'daki en iyi restoranları paylaşmışlar. Bir anda Liverpool meşhur olmuş ve bir sürü insan Liverpool'a gitmiş falan gibi şeyler okudum. İnanılmaz güzel videoları. Yemeğe, restoranlara meraklı olanlar bayılacak. Burada onlara saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum gerçekten. Gelelim Türkçe kanallara. Türkçe kanallar birazcık daha az ama az ve öz. Birincisi Barış Özcan. Zaten Barış Özcan'ı takip etmeyen herhalde yoktur diye düşünüyorum. Barış Özcan'ı şu sebeple seviyorum. Hayatta anlamadığım konuları bana çok güzel açıklıyor. Mesela... İşte Metaverse nedir? İşte NFT nedir? Teknoloji, robotlar, uzay, işte uzaya ilk defa bilmem ne indi falan gibi böyle onları açıkladığı çok bilgilendirici videoları var. Çok farklı konularda videolar yapıyor. Filmlerle de ilgili yapıyor, uzayla da ilgili yapıyor, sanatla da ilgili yapıyor. Her şeyle ilgili ama çok bilgilendirici. Barış Özcan bence her Türk... Özellikle gencinin takip etmesi gereken bir YouTube kanalı. İkincisi Dilozof. Dilozof'u ben tabii ki geçen sene miydi biz karantinadaydık? Ay zaman mevhumum gitti. 2020'de karantinada keşfetmiştim ve takip etmeye başlamıştım. Çünkü o sırada böyle bir felsefeye merak salmıştım nedense.
Ondan sonra hala felsefeye olan merakım devam ediyor ama o dönem böyle deli gibi Dilara'nın şeylerini izliyordum, videolarını. İşte farklı farklı felsefeciler, düşünceleri, stoacı felsefeye çok meraklıyım ve inanıyorum ve beğeniyorum. Bir felsefe beğenilebilir mi bilmiyorum ama mesela onunla ilgili çok videolar izlemiştim Dilara'dan vesaire. Felsefeye meraklı olanların kesinlikle, hatta meraklı olmasınız da bence olmanın, Dilara'yı izledikten sonra meraklı olabilirsiniz. Kesinlikle izlemeniz gereken bir kanal. Yolda bir blog. Yolda bir blogu çok seviyorum çünkü çok tatlılar. Çok tatlı bir çift, yani nazar boncukları. Almanya'daki hayatlarını paylaşıyorlar, seyahatlerini paylaşıyorlar. Çok böyle bana ninni gibi gelen, masal gibi gelen videolar paylaşıyorlar. Seyahat severlerin zaten büyük ihtimalle tanıdığı bir kanaldır diye düşünüyorum. Yolda bu blogu zaten Instagram'dan da çok severek takip ediyorum. YouTube'dan da takip ediyorum. Aynı şekilde Trail of Us da öyle. Trail of Us'ı da Instoş'tan ve YouTube'dan çok severek takip ediyorum. Trail of Us karavan hayatı, hiç alakam olmayan bir konu olmasına rağmen, yani asla kalmam karavanda. Yani büyük konuşmayayım, kesin kalırım bir noktada da. Yani ben bir boğa burcu olarak böyle rahatıma ve lüksüme ve şeyime, konforuma düşkün bir insan olduğum için karavan hayatı pek beni aşırı çeken bir şey değil. İzlemesi çok hoş. O yüzden Trail of Us kanalını çok seviyorum. Lara Tuksal. Lara'yı zaten daha önce de galiba kanalımda bir kere bahsetmiştim. Lara meditasyonla ilgili, spiritüellikle ilgili çok güzel videolar yapıyordu. Hala yapıyor ama artık birazcık konular saptı gibi. Kanalına misafirler alıyor, onlarla röportajlar yapıyor. Yine ama kişisel gelişimle ilgili videolar da paylaşıyor. Çok böyle sakin, sessiz bir tonlaması var, hiç benim gibi diye. O yüzden çok hoşuma gidiyor videolarını izlemek. Meditasyon, kişisel gelişim, spiritüellik gibi konularla ilgilenen insanların seveceğini düşündüğüm bir kanal. Başak Kablan zaten yine herhalde YouTube izleyicilerinin tanıdığı, bildiği ve takip ettiği biridir diye düşünüyorum. Başak böyle bazı videolar yapıyor, olaylar filan çıkıyor işte. Mesela geçen gün hangi videoyu yaptı da çok linç yedi? Evet, kapalılığın politik olduğu ile ilgili bir video yaptı. Çok tabii ki buna işte karşı çıkanlar olmuş vesaire vesaire. Ama böyle çok cesur videolar yapıyor ve çok hoşuma gidiyor bu. Gerçekten takdir ediyorum ama yaptığı videoları. Helal olsun Başak sana. Başak'ı çok seviyorum. Instoş'tan da tabii ki takip ediyorum. Instoş arkadaşıyız Başak'la. Onun videolarından da çok şey öğrendim. Öğreniyorum hala. O da kitaplar paylaşıyor, filmler, diziler paylaşıyor. Birazcık her şeyden. Yoga yapıyor, yoga deneyimlerini paylaşıyor. Bir bakın kanalına bence. Bir bakın. Canım Ece, Ece Aybüke Ala. Ece çok fazla video koymuyor kanalına. Ama koyduğu zaman da video gibi video koyuyor. Yani hiçbirimiz Ece kadar uğraşmıyordur bu videoların kurgularına. Gerçekten kurgularına ve hani inanılmaz çalışıp arkasında müthiş bir çalışma ve okuma ve öğrenme var Ece'nin videolarının arkasında. Ece psikolojiyle ilgili videolar paylaşıyor. Beynimizin nasıl çalıştığıyla ilgili, işte dopaminle ilgili, neden işte bağımlı telefonlara bağımlı olduğumuzla ilgili, tükenmişlik sendromuyla ilgili vesaire vesaire, inanılmaz videolar var. Ece'ye yani gerçekten hani helal olsun. Müthiş videolar yapıyor. Çok içi dolu videolar. O yüzden böyle hani durdura durdura izlemenizi öneriyorum ya da not ala ala. Çünkü hani böyle yemek yerken de bir izleyeyim de zaman geçsin gibi videolar değil yani. Gerçekten öğretici videolar. 140 Jurnos. 140 Jurnos'u nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Türkiye ile ilgili, politika ile ilgili, hayatla ilgili, insanlarla ilgili, insan profilleriyle ilgili, olan biten olaylarla ilgili her konuda pat 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 çok yine konu odaklı, müthiş öğretici videoların olduğu bir kanal. Gerçekten yine bir YouTube izleyicisiyseniz 140 Jurnos'u duymamamış olmanız mümkün değil bence. Ve son olarak iki kanal. Bu iki kanal benim spor yaptığım kanallar. Biliyorsunuz ben artık sadece evde spor yapıyorum. Pandemiden beri, Mart 2020'den beri sadece evde spor yapıyorum ve gerçekten vücudum iyileşti falan. Yani cime giderken vücudum bu kadar iyi değildi gerçekten. Ve takip edip videolarımı yaptığım iki ana kız var. Bir tanesi Growing Ananas, ikincisi de Heather Robertson. Bu ikisi müthiş, hakikaten zorlayıcı, terlettirici,
can çıkartıcı, ertesi gün bacak hissettirmeyici videoları var. Ama aynı zamanda yeni başlayanlara uygun işte low impact denilen hani diz dostu, zıplamasız hoplamasız videolar da paylaşıyorlar. Hem daha böyle yoga tarzı videolar da paylaşıyorlar. Galiba yani herkese göre bir video illaki vardır kanallarında. Sporlarımı da oradan yapıyorum. Zaten yine Instagram'dan da sizle her gün neredeyse yaptığım sporları paylaşıyorum. Bunlar gerçekten uzun zamandır takip ettiğim ve çok severek takip ettiğim kanallar. Sizlere de hepsini gerçekten gönül rahatlığıyla ve severek ve içtenlikle tavsiye ediyorum. Bir de tavsiye etmek istediğim bir kanal daha var. Mimoza'nın kanalı. Mimoza Everywhere. Mimoza Everywhere. Instagram'da Mimoza Everywhere adıyla. YouTube'da Mimoza Cende'yi adıyla. Çok müthiş videolar yapıyor. Hem İspanya'daki hayatını paylaşıyor, hem hayattan deneyimlerini paylaşıyor, hem seyahatlerini paylaşıyor. Şahane bir kanal var, onu da takip etmenizi öneriyorum. Hepinize şimdiden çok güzel bir yıl diliyorum. Umarım 2022 bütün güzel hayallerimizin gerçek olduğu, bizim için en iyisi neyse, en güzeli neyse onların olduğu bir sene olur. Umarım yine 2022'de de bu sene olduğu gibi her pazar günü bu kanalda sizlerle buluşuruz. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi seneler.